yeteneği var adamda. Ama bu sistem içerisinde yok olup gidiyor. Cüneyt Çakır da bana göre çok yetenekli bir hakem. Halil Umut Mener de, ama bu sistem içerisinde yok olup gidiyorlar. Dolayısıyla bu sistemi yok etmenin, devirip Ilgaz'ın dediği gibi bir devrim yapması lazım. Ama bu devrim yaparken de sürekli işte eskiden hakemler de insandır dediniz siz. Tamam, bitti o. Yani Fikret Orman yok şu an bu futbolun içerisinde. Halen oraya doğru gidiliyorsa iş tıkanır. Yoksa 5 sene önceye gidilir. Yoksa 10 sene önce gidilir. O da 15 sene önce gider. Geçmişe giderek sorun çözmeye çalışan tek şey futbol dünyası bizde. İleriye bak artık. Valla taraftar rahatsız. Her maçı Halil Umut Meler, Tegi ikinci sırada. Türkiye gününde en çok konuşulan konu bu. Her maça Halil Umut Meler. Böyle bir hashtag açtı. Beşiktaş taraftarı tepkisini böyle dile getiriyor. Pazar günü maçtan sonra işte, başka tepkiler olacak. Belki Kasımpaşa'dan, belki Beşiktaş'tan, belki diğer takımlardan. Şimdi Halil Umut Meler de yapmaz. Hiçbir hakim bu düşünceyle sahaya çıktığına ben asla inanmıyorum ama maçı yönetirken masum bir faulü görmedi, göremedi, vermedi. Bu konuşulmayacak mı? Beşiktaş tepki gösterdiği için derbi, bu faulü vermedi, bakın, derbi. Bu penaltıyı vermedi. Derbi, sonuçta derbi. Yani İstanbul derbisi oldu tabii. Ha sen şey diyorsun, pardon, ben Fenerbahçe maçında Laiç'im. Hayır, penaltıyı, bu da İstanbul derbisi. Penaltıyı vermedi yapamazsın, artık var var. Bir de yani bu kararları orada, alırken oradan penaltı verir de VAR'dan şey. VAR'dan da bir şey gelmiyor ki eskisi gibi. Yani hayır, olursa VAR bir şeyler veriyordu. İyi ki pandemi dönemindeyiz. Hayır. Hani bu maç Vodafone Park'ta olsaydı karar alınsaydı. Size bir şey söyleyeyim mi? Seyirci etkisiyle Halil Umut Meler o maçta nasıl görev yapacak? Bu gündemleri konuşacağımız son sezondayız. Bu gündemleri. Yani teknik adamlar, futbolcular ya da yöneticiler. Seneye e-spor mu konuşacağız? Bitecek mi futbol? Yok. Güzel abi krikete geçiyor. Hayır, seneye Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan takımımız olmayacağı için. Yok, bu başka. Genel konuşulur abi. Bütün bu kavga o para için. Genel konuşulur. Ne olursa olsun şampiyon olayım. Bunu hakem yanlış karar versin olayım, şöyle olsun olayım, baskı yaratım olayım, gündem yaratayım olayım, algı yaratayım olayım, trolleri salayım olayım, tamam mı? Yani herkes bunun peşinde, o paranın peşinde. Ama seneye, yani bu sezon son. Seneye eleme oynayarak gidecek. İki takım mı, tek takım mı elemeye girecek seneye? Yani bir tanesi birinci, bir kaçıncı eleme tabii. İki takım. Eleme turları farklı. Üç eleme oynayacak, birisi dört eleme. Tabii. Yani seneye eleme gidecek. Sallıyorum yani garanti değil. O nedenle şey düşecektir. Hırslar bilinecektir. Ne olacağı belli değil. Şampiyonluk söz konusu olduğu ülkece düşmez abi o bence de. Yani bir de bir diğer açıdan bakmak lazım. Hani hepimiz elimizi... Yani futbol nedir bizim için? Normal şartlarda taraftar için bir eğlencedir değil mi? Hani oturursun. Oyundur tabii ki ya. Takımının kazanmasını tabii ki istiyorsun. Ama takım kazanırken de bir keyif almak istiyorsun. Bugün normal şartlarda hani taraflı tarafsız soralım. Türkiye'deki oyundan zevk alıyor musunuz? Futbol demeyelim, oyun diyelim. Oyun çünkü. %90'ı muhtemelen işin eğlencesinin kaçtığını söyleyecek. Biz artık sadece kendi tuttuğumuz takımın kazanmasından zevk alıyoruz. Bak kaybetmesi de değil. Kaybetmeyi de bilmiyoruz çünkü. Doğru. Kaybetmeyi de bilmiyoruz ve futbol sektörü olarak bence kulüplerimizin de bunu düşünmesi gerekiyor. Yöneticilerimizin de. Muhakkak tabii ki işlerinde çok daha genç, yaşı genç üyeler vardır. Bizim Z kuşağı olarak adlandırdığımız kuşağa daha yakın olanlar vardır ama biz 18-15 yaş arası, 15 yaştan itibaren başlayarak söyleyelim. Oradaki çoğu futbol izleyicisini kaybediyoruz. Artık hani futbola bizim yaşımızda bağlanan gibi çocuk sayısı çok az. Genç sayısı çok az. Çok daha farklı yerlere kaymaya başlıyorlar. Yani bu kadar kendi içimizdeki bu kavgaları yaparken, kulüpler olarak da bahsediyorum biz derken hani kulüpler burada esas özne. Bir sonraki onlar için müşteri profilini kaybediyorlar. Yani bundan sonra bileklik alın, nevresim alın, forma alın diyeceğiniz insanlar belki de kombineye vereceği parayı tutacak. İşte ne kadardır oyunlar bilmiyorum ama konsol oyunları çok pahalı olsa gerek. Onları yatırmaya başlayacak. Tabii. Ve o e-spor denilen ve çok ciddi bir kitlesi olan spora doğru yönelmeye başlayacak. Dijital platformun yani yoksa yurdu ama finali pandemi süreci yokken ülke aralarının tamamı doldurdu. Oluyordu finalde. Evet. Yani doğru. Ne kadar oranın kapasitesi? Hadi şey diyelim 30 bin vardı. 10 bin ülke aralarında. Daha fazladır. 15 bin pardon.
10 bin de benden 25 bin. Yok, o kadar yok. Çünkü saha içine de seyirci ha, alınıyor ya. Şey, yani 20 ha, bin, oluyorsa, 20 tamam. bin de anlaşıyor. Yani 20 bin kişinin izlediği finalden sadece oradaki, oraya canlı olarak giden insanlar. Tabii tabii. Özellikle Japonya'da falan orada büyük statlarda yapılıyor. 60-70 bin kişinin doldurduğu kalabalıklar ve bunu bir de tabii ki elektronik ortamda, dijital ortamda takip çok daha fazla izleyen, takip edenler var. Hem oyunu hem oyunun eğlencesini hı-hı. kaybederken tabii haliyle ruhunu da kaybediyoruz. Burada çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Onu söyleyeyim. Yani kulüplerimizin bence yönetenlerimizin bunları da düşünmesi gerekiyor. Vallahi ben sadece hakemler değil. Hep şey yani benzer örneği veriyorum ama vermemiz lazım. Mesela işte Arda gitti ilk maç senesi Atletico'da. Hı hı. Yardımcı hakeme ayakkabı fırlattı. Yardımcıya mı da orta mı orta hakem? Yardımcı. Yok yardımcı. İlk maç değildi de ilk senesinde oldu. İlk senesinde. Ayakkabı fırlattı, faul mü vermedi artık ne yapmışsa yani. Kramponu fırlattı, çıkarttı, yani, fırlattı. Hayır, yani faul yapıldı görmedi dedi ayakkabıyı aldı hakeme ve göstermek istedi. Kulübü. Atletico kulübü. Çekti Arda'yı karşısına. Burası dedi İspanya dedi. Bu futbola, bu hareketinle, bu oyunun saygınlığını zedeleyemezsin dedi. Atletico kulübü kendi oyuncusuna. Ceza vermiş miydi? Yok, uyarı yaptılar. Ben bildiğim... Ben alıyorlar. Avrupa'da birçok kulübün kendi oyuncularını ceza kestiğini biliyorum. Doğru. Evet. Bunu konuşuyorlar. Şimdi başka tarafı Ilgaz'a şöyle katkı yapıyorum. Sponsorlar da gidiyor Ilgaz. Hı? Yani bu kadar öfke dili, bu kadar linç dili, bu kadar kastlaşma tamam mı? Sen öteki belirleşme, bölünme, sana sponsor olan adama öteki tepki gösteriyor. Ona sponsor olan bir iki tepki gösteriyor. Başıma niye dert alayım diyor şimdi ben. Yani ligimize abi niçin bu... Spor Toto Teşkilatı sponsor oluyor aynen ki? Aynen yani. Niçin abi bir şey söyleyeceğim. Lig 2'deki bir... Özel sektör özel olmak sektör istemediği için. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sen sponsor dedin değil mi? Hollanda'yı yendik. İyi oynadık. Akıllı oynadık. Hollanda kadrosunu görüyoruz. Ertesi gün biz Hollanda'yı konuşmadık. Gene kulüplerin kavgasını konuştuk. Doğru. Şimdi Türk milli takımına sponsor olan firmaları yerine koyun kendinizi. Yaz bu sorunlar tabii çok derin ve ülkeye başlı bak. Başına... Program yapılıp konuşulması gereken konular gerçekten. Başka madde değil. Türk şimdi, futbolunun kurtuluş reçetesini burada şimdi 5 dakika içinde yazamayız. Ben çözerim. 5 dakikada. Ilgaz da ama şu anki kavga, yani şu anki mücadele, 3 takım çok ciddi şampiyonluk mücadelesinde. Yani Trabzon geri kaldığı için. Hala matematiksel olarak var. Matematik olarak var ama. Şampiyonlar Ligi'ndeki son sene paslaştı. İşte ligin boyu kısaldı. Bir ayda 7 maç oynayacaklar Nisan ayında. Elbette her maçı iyi oynayamayacaklar. Hı hı. Ama her maçı kazanmak gibi bir mecburiyet söz konusu. Çok kısaldı lig. Ve burada maksimum faydayı nasıl sağlarım? Yani hakem kararlarında VAR'da otursun, sahada olsun. Hakem kararındaki o takdir hakkını nasıl kendi lehime alırım? Onun kavgası esasında. Biraz da o. Peki şimdi... Dün geceye döneceğiz. Dün gece Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım Aspor'a çok özel açıklamalar yaptı. Satır başlarıyla neler söyledi Sayın Yıldırım getirelim ekranları.